Pazar günü Brüksel sokaklarında yürüyen on binlerce gösterici, Polonya'daki iklim değişikliği konferansından önce iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası dayanışma çağrısı yaptı. Bu gösterinin hedefi, çevre için somut önlemler almalarını sağlamak amacıyla siyasi liderlere iklim değişikliğiyle mücadele baskısı yapmaktır. Bu arada Fransa'da cumartesi günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un enerji politikalarına karşı düzenlenen şiddet içeren gösterilerde 250'den fazla gösterici yer yüzlercesi de tutuklandı. Macron'un siyasi gündeminin merkezinde ise çevre koruma politikaları yer alıyor. Fakat temiz enerjiye geçiş seçmenler için daha yüksek benzin fiyatları ve karbon vergilerine mal oluyor. Eylemciler iklim değişikliği konusundaki eğitimsizlikleri nedeniyle seçmenleri suçlarken sanayi liderlerinin de bundan yararlandığını söylüyor. Bu fabrikaların sahiplerinin yüzde biri olan zengin bir azınlık etik olmayan işler yapıyor. Üstelik bundan en az etkilenenler de onlar çünkü günün sonunda kaçabilecekleri paraları oluyor. Bu işleri yapacakları bir yol her zaman bulacaklar. Ancak bu Afrika ve Asya'da zamanla denizler tarafından yutulacak küçük bir patates tarlasından başka bir şey olmayan çiftçilere zarar veriyor. 24. İklim Değişikliği ve COP24 konferansına yaklaşık 200 lider katılıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Kömür Tarihi Müzesi'nin hemen yanındaki Katowice Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Polonya hala yüksek kirlilik etkisine sahip fosil yakıtları en çok kullanan ülkelerden biri. Amerika Başkanı Donald Trump zirveye katılmıyor. Karbon salımına sınır getiren Paris 2015 İklim Değişikliği Anlaşmasından Amerika'yı çeken Trump İklim değişikliğinin arkasındaki bilimsel verilere de inanmadığını söylüyor en some society Bazıları ya iklim değişikliği ya da iş diyor. İşler böyle yürümüyor. Örneğin yenilenebilir enerji daha güçlü ve güvenilir. Veriler yenilenebilir enerjinin milyonlarca iş imkanı yaratacağını söylüyor. Bilim adamları, Katowice'de Paris hedeflerine ulaşmak için güçlü bir ilerleme sağlansa bile, başlayan sürecin küresel ısınmayı önlemek için yeterli olmayabileceği uyarısında bulunuyor. Raporlar, sıcaklıkların aşırı artması, kuraklık ve deniz seviyesinin yükselmesi, yeryüzünün bazı bölümlerinin yaşanmaz hale gelmesi gibi tehlikelerden söz ediyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.